Kemal Lynch yiyor çok fena Instagram hikayesine baksana. Hayırdır ya kardeşim kim linçliyor ya yine? Yine değil de yani kim linçliyor ki Kemal'i? Bu yorumlar ne? Uyku seni fena uzun yeni uyandım uyanır uyanmaz açıklama yazdırdınız bana. Bakalım. müzik ile ilgili konuştuklarım anlaşılmaz <laughs> üzerine. Atsana Tweetlong'u şuradan bakalım. Drama mı var ne var? Selamun aleyküm. Aleyküm selam dayı. Aleyküm selam. Mami bir at bakalım. Ee... <laughs> Neyi? Story mi? Kemal kardeşimin açıklamasını bir at bakalım. Kim Kemal kardeşimize yüklenmiş bakalım ya. Katman hazırlanın. Mevzuya gidiyoruz. Gönder. Sallayın mı başlayayım mı sallamaya? Dur dur. Senin ananı bacın. <gülüyor> 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 ya sen mi burası Ahmet abi? <laughs> Samet dur bir öyle o kavgalar bitti artık oğlum. <laughs> Dur bir görelim. Muhatabı bir görelim önce. Kimle ne yapmış, bir, ne yaşamış. Onu bir görelim. Ondan sonra herkes konumunu alacak ona göre. Katman <laughs> ekibi olarak bize bir şey deseler de bizi siklemediğimiz için hiç problem yok. Mami bu Twitch storiesi bende gözükmüyor Mami. Benim Twitch şey e, Hangisi? Instagram Hangisi? gözükmüyor bende Mami. Posta attım en attım Sana ben. Sonra da tweet'ine attım. Heh. Kendine Müzisyen Yeni Esin Rapçi'nin gereksizliğin ee, hakkında konuştu. Kendine Müzisyen bu olayı da hiç sevmiyorum he. Herkes bir anda sokabıcı cezası kesildi. Sanki 80 milyon, 100 milyon, 50 milyon sefo dinlenmemiş gibi. Ben laf eden herkesin laf ettikleri çoğu şarkıları ezbere bildiklerine o kadar eminim ki. Genel kitleden bahsediyorum tamamen. Sonradan kültürü öğrenip bu popçu bu rapçi diye insanları ayırıp sonra arabalarınızda dinleyip Spotify'da vesaire en çok dinleyip böyle olaylarda ikisini de boklama ee, huyu benim hoşuma gitmedi demiş. E ee? Bakalım. Bilmem mi? Arkadaşlar bu arada iki büyük rapçimiz kavga içerisinde Tamam buraya girmeyeceğim. <gülüyor> 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 Abi yok yok Tamam tamam bu makara bu makaraya girmeyeyim baba. Yok ya son zamanlarda görüyorum. Son zamanlarda görüyorum da. Kimden bahsediyor ki bilmiyoruz ki. Büyük mü? Büyük soru işareti mi? Küçük mü oğlum? Küçük mü? Adam biri dinlenmiş 50 milyon 100 milyon diğeri dinlenmiş 100 milyon 50 milyon Ulan ülke zaten 80 milyon. Sago ile Sefo. Yani i̇zlenme olarak baktığından bile Türkiye'den nüfusen büyük bir izlenme. Hani nasıl küçük denilebilir anladın mı? Var yani dinleyen var. Ya şimdi de bana yalandan arkadaşlar. Bana burada bak. Bunu da hiç sevmiyorum ha. Vallahi billahi bu oğlum. Sefoyla kim kavga etmiş? Sakal. Sakal mı? Sakal. Sakal mı? Sakal. Sefoyla sakal kavga mı etmiş? Sakal. Çıkayım buna sakal diye yeni bir rapçi olarak. Güzel oldu vallahi iyiymiş. Seni burada yok ederim. Aa, ah aa, sakalımı keserim. Baba. -ba olayı da hiç sevmiyorum. Yani şöyle bir bu nasıl bir şey biliyor musun? Bu nasıl bir şey olduğunu anlatayım. Beni gizli sekmeden izlemek gibi bir şey. Bak buradan izleyenlere sesleniyorum. Böyle puan birikmesin aman biri görür falan sonra Kemalci falan diye böyle. Hani adam gülüyor eğleniyor falan yapıyor komedisini. Sonra giriyor başka yerde böyle tık tık da eksi yorumlar falan yazan bir kitle var. Bu onun gibi geliyor bana. Yaşadığım işin de zamanında biliyorum. Bugünlerde Allah şükür yok. Sağ olun hepiniz samimiyetten dolayı şeysiniz. Ama Queen's aracım çok teşekkürler. Ee, herkes bir anda böyle geri sagopacı cezacı falan kesildi. Sanki 80 milyon, 100 milyon, 50 milyon, 20 milyon, 10 milyon e, Sefo dinlenmemiş gibi. İşte şarkılar dinlenmemiş gibi. Herkes bir anda böyle şey oldu baba. Hani ben herkesin ezbere bildiğine o kadar çok eminim ki çoğu şarkıyı. Tamam da konuyu anlayamadım hani ki o... ben. Mesela Kemal bunları diyor ama ne diyor? Yani kime diyor bunları onu anlayamadım ben. O kısmı Çet anlayamadım. Chat ne diyor oğlum işte. Chat ne diyor ki onu anlayamadım işte o zaman. Dur bakayım. Laf ettikleri çoğu şarkıyı. Ondan dolayı biraz herkes hani genel kitleden bahsediyorum bak. Şey ayrı. Ha. Şimdi rap müzik sayfalarındaki ana işte eski old school rap beğenenler ya da bu işe gönlünü vermiş insanlar apayrı. Tamamen genel kitleden bahsediyorum. Ee, büyük bir çoğunluktan bahsetmiş oluyorum bununla birlikte de. Baba daha sonradan zaten kültürü şeyi öğrenip ondan sonra işte bu popçu bu rapçi bu popçu bu rapçi diye kendi kafanızda ayırıp aynı zamanda dinleyip arabalarınızı açıp Spotify'da bilmem nerede en çok dinleyin. Ondan sonra da Böyle dramatik olaylarda ikisini de boklama uyu çok benim hoşuma gitmedi açıkçası. Doğruya doğruya. Yani. Doğruya doğru. Ha, ya diyor ki herkes anladım. Böyle almıştır. Tamam anladım. Diyor ki baba diyor yani dinlenmiş diyor bu adamlar tamam mı? E, sen dinlemediysen ben dinlemesem ona kim verdi bu boy diyor anladın mı? Her iki kişiden biri dinlemişse. Olay bu yani tamamen benim anladığım. Hani sen vermediysen ben dinlemediysem kim dinledi o zaman diyor. Yani şimdi ce cezacı sakocu biz eski rap kültüründen gelmecilik diyor yapmanın bir anlamı yok diyor. Tamam buralarda bir sorun yok. Ha böyle demesi mi linçleniyor? Yeni nesil olmamıza rağmen poplaşan, popülerleşen. Ne varsa kızıp kızıp tüketiyoruz. Üzgünüm gençler bilmezsek eksik kalırız ve toplumdan eksik kalmamamız lazım diyerek ne var ne yok. Ee, tüketik, seri tüketim, arz ve talepten seri şarkı yapma moduna geçildi. E şimdi 2-4 sene arası e tamam baba şimdi ben sana olayı anlatayım. Burada linçlenecek bir şey yok. Şu anda yapılan rap şarkılarının %90'ını falan çöp amona koyayım yani. Anladın mı? Çöp demek doğru bir kelime değil belki ama müzik kalitesinin düşük olduğunu düşünüyorum. Anladın mı? Sanatsal bir değeri olduğunu düşünmüyorum. Kulağa hoş geliyor. Yapıyorsun. İki tane programla bilgisayarla amona koyayım. Tak 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 yerleştiriyorsun. Ne bir kalite var. Ne bir efendime söyleyeyim bir şey var. Yok oraya gittik de bunu aldık. Şunu giydik. Buradan bunu çıktık. Para harcadık. İşte paraları cebimize böyle soktuk. İşte o orospuları şöyle sikiyoruz. Ee, gece kulaplarında bizi görebilirsiniz. Renkli ışıkların altında takılıyoruz. Köprüden geçiyoruz falan. Hep bu modda ya yani. Bir şey yok abi. Duygu yok. Bir, bir sikim yok. Baktığınız zaman. Tamam mı? Ya linçleyen çok da sikimdeydi yani. Buna linçlencik yani muhatabı yok yani. Bu tayfa linçleyecek diye bir şey yok. Söylediklerim çok %90 diyorum. %10'luk bir pay bıraktım hani. Eee güncel yeni nesil rapten bahsediyoruz. Ama adam da demiş ki yani bu öyle de olsa tüketiyoruz yani günlük tükeniyor yani anladın mı? Dinleniyor yani. Yapılıyor ve tüketiliyor. Zaten tüketilsin diye de belki bu kadar hızlı tüketim yapılıyor. Anladın mı? Şimdi o da demiş ki yani bunlara ne hani diyor hani herkes cezacı rapçi kesilmesin diyor yani bunları hepiniz dinliyorsunuz diyor yani baktığın zaman dinlenmeleri ortada demiş. Yani linçlenecek bir şey dememiş aslında bence. Ya şimdi yalan yok baba. Ben müzik yapmıyorum şu anda. Müzik, ya, müzik üretmiyorum. Niye üretmiyorum? Ya şu meta bir değişsin. Tekrar insanlar bir amona bir kendine gelsin. Tekrar gerçekten müzik dinlemek istesinler. Enstrümental bir şeyler dinlemek istesinler. Hep aynı ritimler tekrarlayan BPM'ler bir sıkılsınlar bunlardan. Ondan sonra çıkalım piyasaya anladım. Anlatabiliyor muyum? Var piyasada bir ton insan var böyle dinlenmeleri çok düşük kalan bir ton insan var. E, ama şans verilmiyor veya dinlenilmiyor. Şimdi tüketici bunları dinlediği sürece o adamlar üretemeyecekler yani. Bu da bir gerçek. Sonuçta e, niye üretemeyecek? E, milyonlar dinlense o da ikinci şarkı, ikinci albümü yapacak belki. Ama şimdi o milyonlar dinlenmeyince, milyonlar dinlenen şeylere benzer şeyler yapılıyor ki, yapılan şeyler de milyonlar dinlensin. Durum bu. Tamamen bu. Şimdi ben de size milyonlar dinlenen şarkılar gibi bir tane hazır bir PM'le veya işte yap, yaparız bir şeyler ederiz falan filan. Ee, ben de yaparım yani anladın mı? Bunu yapmakta bir şey yok. Ha, onu yapan adam diğerini yapamaz demiyorum. Linçlenecek bir şey yok. Adamın bu tüketiliyor diye bunu yapıyor belki de yani. Durum mu baba? Durum bu yani. Yok işte rap kültüründen gelme illa amına koyayım gettodan çıkma falan filan. Bunlar çok bitti ya bunlar kalmadı artık yani. Herkes ekmeğinde kanka. Herkes ekmeğinde baba. Adam red kültüründen gelme falan filan. Bunları geç baba. Adam günün sonunda yatan paraya bakıyor işte. Spotify'ına bakıyor. YouTube gelirine bakıyor yani anladın mı? Sen ben yaşıyoruz yani. Ulan adam ne kadar acı çekmiş amına koyayım. Getto'dan çıkmış falan. Onun tribini sen ben yaşıyoruz. Öbür adam onun tribinde değil yani. Bindiği arabanın şeyinde, keyfinde parasını sayıyor. Anlatabiliyor muyum yani? Durum bu. Bence hani Kemal'in burada demek istediğini ben anladım abi. Anlamayanlar belki belki linçlemiştir yani. Kemal abi anlamadığın şey bu adamlar cidden rapçi değil. Siz rap yapın da dinleyelim bro. Öyle atıp tutmak kolay. Söze gelince ortalık stardan hiç geçilmiyor. Mesela hangi adamlar rapçi değil? Ben orayı anlayamadım işte. Konuyu yani o yayını bir baştan izlemek lazım. Ha, Sefo'ya falan diyorlar. Squidwonger atmış bir tane de. <laughs> Müzik ile konuştuklarım anlaşılmaması üzerine. Hadi bakalım buyur müdür konuşmuş amına... <laughs> müdür konuşmuş bir dakika. <laughs> bakalım ne demiş. Selamlar değerli dostlarım. Ee, Öncelikle ikisiyle de arkadaş... İkisiyle de arkadaş değilim. Ha, ya öncelikle şunu bir anlayın. Kimseyi savunduğum ettiğim yok. Gördüğümü söylüyorum demiş. Bu konuda dinleyenin bilinçli dinlemesi ve yorumlaması adına kimse sesini çıkarmadığı için kendi yayınımda birkaç dakika makara ile karışık konuştum. Öncelikle atladığımız bir yer var. Sevene de sevmeyene de dokundurarak tüketici kısmı eleştiriyorum. Yani herkesin lince dönüşür diye çekindiği şeyleri hiç drama adamı olmadığım için ne demek istediğimi anlayan 3-5 kişi olsa benim için ok gözüyle bak ne? bakıyorum. Fight Club Norm Ender olayında da linç Şimdi herkes bana ezel savunuyor ama ben müptezel ilk çıktığı zamanlar bu iş başka bir iş. İlk kimse beğenmeyecek sonra da en iyi diye alınılacak dediğimde de linçlenmiştim. Yeni nesil olmamıza rağmen poplaşan, popülerleşen ne varsa kızıp kızıp tüketiyoruz. Salt ne bro mu? Bunlar benimle alakası yok oğlum. Bunlar kendi sitenin şeyi yani. Üzgünüm gençler bilmezsek eksik kalırız ve toplumdan eksik kalmamam lazım diyerek ne var ne yok tükettik seri tükettim arz ve talepten dolayı seri şarkı yapma moduna geçildi Eşimle 2-4 sene çalışılmış albümlerin yanında ayda 1-2 arz talep karşılayan şarkılar görüyor ve tatmin olamayabiliyoruz sonuç olarak müzik piyasası denildiğinde piyasaya oluşturan e, halk bilinçlendikçe her zaman müzik daha iyilere gitti ki bunu yakın müzik tarihinde de bile görebilirsiniz benim de beğenmediğim çok şey oluyor ama hedef olan bir kişiye kızmak en kolayı zemini sağlam yapmak lazım ki kat çıkabilelim. Şimdi bana küsen küsebilir, kızan kızabilir. İyi akşamlar. <laughs> Tövbe estağfurullah. Yarasın mı? Ne oğlum, geirdim. geğirmedim oğlum. <gülüyor> geğirmedim. <gülüyor> Bildiğin baba geğiri yaptı. <laughs> yarasın abi, yarasın Lan oğlum. geğirmedim. Ben... Abi normal insanlık kırık abi. Hıçkırık ya, tuttu, ya. kırdım. Doğallık ya. Ya, <laughs> ya Allah abartmayın Allah. be kardeşim ya. Yaşlandım be çare. Yakında da lan. Ya. Oğlum hiç kırdım ya. Götünü de tutamaz yakında. <laughs> tamam. Güzel söylemiş. Baba kim rapçi kim değil amına koyayım şimdi oturalım bu rapçi bunu değil. O kadar okudun hiçbir şey anlamadım kanka benim. ben. de anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> o kadar yuvarlak yazmış ki kardeşim ne yani anladın mı? <laughs> ya desene ya bunlar yapmıyor desene ya. Sagopa ile Sefa kapışmış mı? Sefa kim ya? Orospu çocuğu Sefa kim ya? Sefa değil mi? Sefa mıdır? Çık Sefa. şu Sefa köyden artık Allah belanı Sefa, versin. Adam full ya. Sefa Sefa diye gizliyor her yerde. Ya baba şimdi şunu demek istemiş. Şimdi Sefo'nun bu yaz çıkardığı bilmem mi şarkısı yazın her yerde çaldı. İster istemez sevsem de sevmesen de dinletildi yani bu şarkı bu şekilde. Orada burada klapta bir yerde hani dinletildi. Ama tüketim şarkısıydı. Dinledik, öğrendik, ezberledik belki de. Belki ritim tuttuk anlatabiliyor muyum? Tükettik yani bir yerde bir şekilde tükettik. Ama günün sonuna baktığın zaman 20 sene önce Ceza Sokapa'nın düyeti hala ezbere biliniyor tüm cümleleriyle anladın mı 20 sene sonra işte bu şarkıyı da hatırlıyorsan o zaman okey zaten o bunu As demek istemiş yani ama tükettik demiş yani sonuç itibariyle biz de tükettiğimiz için bu adamlar da yapacak bu adamlar rapçi mi arabesçi mi popçu mu bilmem ne mi demenin bir anlamı yok yani anladın mı o zaman dinlemeseydik deniyor kulağa hoş geliyor tüketiliyor yani Şimdi, ben, ben kalıncıyım ben rapçiyim ben bilmem neciyim yani bunlara şey yok yani Kavun siker. <laughs> kavun da rapçi mesela. Burada da kavun rapçi yani. Anladın mı? Bizim rapçimiz de kavun yani. <laughs> kavun biraderimi özledim ya. Ha Burada ben bir tartışma var zannedeyim. Tartışma yapmışım. Kendi yayında bir şeyler söylemiş. Siz de öyle bir anlattınız ki aman Allah'ım. Sanki yer yerinden oynuyor zannettim ya. Yok ne <laughs> <olayım>. Instagram'da yorumlarda <laughs> linçlemişler Kemal'i. Ondan bahsettiler <gülüyor> <gülüyor> Hı -hı. <laughs> su, Sueda su Eda 3 göndermiş. Çağrı abi sevgilimi aldım ben. Bununla hacca mı gideceğim diyor. Sence de çok mu kötü? Her şeyi bırak bir kenara. Kanalı beğen ve abone olma tuşuna bas. Ve like atmayı da unutma. Oyna bak. Sıkmayayım